Sen bensem, ben de senin. Yardım izik, el olamazık. Eğer böyle değilse çok çok yazık demiş büyük ozan. Sayın konuklar, devlet yöneticileri, devlet üyeleri, köyümüzün güzel insanları, bu gecemizi bizimle paylaşarak bizleri mutlu ettiniz. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımız gözümüz üstüne geldiniz. Değerli dostlar, Temmuz 2006'da kurulan derneğimiz, daha sonra Kars Demokrat Dernekleri'nin kuruluşunda, federasyonun kuruluşunda kurucu üye olarak görev almıştır ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu başarı sadece bizim değildir, bütün derneklerin başarısıdır. Hepinize teşekkür ediyorum buraya katkı koyanlara. Ayrıca tüm köylerimizi örgütleyerek bu federasyonun bünyesine katmak da hedefimizdir. İvme kazanan bu örgütlenme tüm hızıyla devam etmektedir. Sevgili canlar, bizler köylerimizden kaçtık, çıkarıldık, kovulduk. Adına ne demişse desin, çok kısa bir sürede büyük metropollerde yaşamaya başladık. Özellikle bireysel kurtuluş peşinde koştuk. Bir zaman sonra bir de baktık ki bizi biz yapan kültürümüz, değerlerimiz, yaşam anlayışımız kaybolmaya başladı. Bu anlayış toplum tarafından bir süre işlerin yapılması gerektiğini fark ettirdi. Bunların aşılması için köy dernekleri birbiri altına kuruldular. Geleceğimize duyduğumuz kuşku ve endişe zaman içerisinde aşılacaktır. Bu örgütlenmeye katkısı olan herkesi canı gönülden kutluyorum. Ayrıca İzmir'de de köyümüzün bir derneği kurulmuştur. Buradan da İzmir'deki arkadaşlarımıza, köylerimize sevgi, saygı ve başarılarımızı gönderiyoruz. Bir diğer sorun da köyümüzün mezarlığının etrafının yapılması. Bu konuda büyük talep gelmektedir. Bağış yapmak isteyen arkadaşlarımız, köylerimiz banka hesap numarasına veya yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşa faktur karşılığı yapabilirler. Değerli köylerimiz, artık bir köyümüz yok. Bizim kalamız da yok, gün deresi de yok. Ne kışlamız var, ne düzümüz var. Durma gölüne kurumuş. Göllerde de su kalmamış. Sövükler kesilmiş, armanlara ev yapıldı. Kımırlar, kımırda yemlik de yok. Evelik örgüsü de yok. Beroğlu'nda aslında artık kimsenin başına düşmüyor. Turgut öğretmenin dediği gibi, köy sokakları güzelden mahrum kaldı. Sözüne, özüne ve gözüne sahip ol dileğiyle hepinize sevgi saygılar sunarken hoş geldiniz, afiyet olsun. Teşekkür ederim.
Serdar.